Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve danışanlarım. Bugün çarşamba. Peki çarşamba günü modumuz nasıl? Pazartesi sendromunu atlattık. Salı günü yoğun bir enerjiyle haftaya devam ettik. Ve artık çarşambaya geldik. Duygularımızın olmadığı ve artık enerjimizin de tam dozunda olduğu, aklımızı rahatça kullanabileceğimiz bir çarşamba günündeyiz. Peki çarşamba günü aklın ön plana çıkmasının sebebi ne? Bunun sebebi çarşamba gününün gezegeni Merkür'dür. Merkür gezegeni hem ikizler burcunu hem başak burcunu yönetir. O nedenle çarşamba günleri başak ve ikizlerin şanslı günleri, istedikleri gibi değerlendirebilirler. Her konuda başarılı olacaklarına inanıyorum. Peki çarşamba günü neler yapılır? Çarşamba günü aklımızı çok yoğun kullandığımız için, düşüncelerimiz çok ön planda olduğu için çözemediğimiz bir sorunun, iletişimle halledemeyeceğimiz bir konu yok. O kadar çarşamba iletişime konsantre oluyoruz ki her şeye bir çözümü var kafamız. Merkür'ün yönettiği çarşamba günü aklımızı yoğun kullandığımız için iletişim, haberleşme, bilgi gibi konularda, yazmayla ilgili, medyayla ilgili konularda başarılı bir gün olacaktır. Teknolojik anlamda da başarılı bir gün olacaktır. Teknoloji alışverişleri yapabiliriz örneğin. Teknolojiyle ilgili sorunlarımızı çözebiliriz. Seyahatlere çıkabiliriz. Yeni eğitimler almak için girişimlerde bulunabiliriz. Yeni şeyler öğrenmek, yeni bilgi edinmek bizi heyecanlandırır bugün. Ayrıca bugün araştırmalar yaparak istediğimiz bilgilere çok kolayca ulaşabiliriz. Çarşamba günü yeni bir işe başlamak için çok uygun bir gün olacaktır. Önemli toplantılarımızı, aile görüşmelerimizi, iş toplantılarımızı ya da eğitim konularıyla ilgili seminerleriniz ya da aktif katılmak istediğiniz eğitim grupları gibi ya da gezi grupları gibi organizasyonlarınızı bugüne denk getirebilirsiniz. İmza atmak için çok uygun bir gün. Kesinlikle başarılı olacaktır. Tamamen aklın, zihnin aktif olduğu bir Merkür gününden bahsediyoruz çünkü. Merkür gününde yeni projeler üretmek, satış pazarlama, halkla ilişkiler gibi konularda çalışmak için de harika bir gündür. Merkür günü sadece iş hayatı değil, özel hayatımızda da bize başarı getirecek bir gündür. Çok kıymetli bir gün, değerlendirilebilir. Merkür'ün yönettiği çarşamba günü neler yapılmaz? Şimdi buna bakalım. Öncelikle Merkür gezegeni her yıl geri harekette olur. Geri harekette olduğu dönemlerde Merkür konuları konusunda daha dikkatli olmalıyız. Örneğin iletişim konusunda sıkıntılar yaşayabiliriz ya da teknoloji alışverişinde ya da teknolojiyle ilgili konularda sıkıntılar yaşayabiliriz. Örneğin o yeni başladığımız ya da imza attığımız işler çarşamba gününe güvenip sıkıntılar yaşayabiliriz. Neden? Çarşamba gününü yöneten gezegen Merkür geri gidiyor. Geri gitmesi enerjisini bize aktif yansıtamadığını, enerji alışverişimizde bazı sorunlara sebebiyet verdiğini gösteriyor. Peki bu Merkür gerilemesi geri giderken nasıl davranmalıyız? Elbette ki bazı konularda özellikle dediğimiz gibi satış, pazarlama, iletişim, eğitim, kısa yolculuklar gibi konularda ertelemelerde bulunmamız gerekiyor. O konuları erteleyeceğiz. Beklemede kalacak. Daha önceden planlanmışsa, bu Merkür gerilemesinden önce planlanmış konularsa elbette imzayı atabiliriz, işe başlayabiliriz. Ama Merkür gerilemesi zamanındaysa bu çarşamba, ertelesek daha uygun olacaktır. Onun haricinde haritalarında Merkür gerilemesiyle doğan insanlar için tabii durum daha farklı. Daha sonraki videolarda, ilerleyen videolarda gezegenlerin retro hareketleriyle, geri gitme hareketleriyle ilgili daha detaylı videolar paylaşacağım sizinle. Oradan detaylı öğreneceksiniz. Merkür'e geri gidenler için geri gitme dönemlerinde diğer insanlara nazaran bu kadar çok etkilenmeyeceklerdir. Peki çarşamba gününün rengi ne? Çarşamba gününün rengi yeşil. Yeşili kıyafetlerimizde, aksesuarlarımızda kullanabiliriz. Bize o gün için başarı getirecektir. Aklı destekleyen, Merkür'ü enerjisini çalıştıran bir renktir. Çarşamba gününün taşı elbette yeşil taşı ve zümrüt olacaktır. Aksesuar olarak ya da yanınızda bulunduracağınız bir taş olarak kullanabilirsiniz. Çarşambayla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiler.